Bankalar sandıktan tek parti iktidara çıkmamasının faturasını vatandaşa çıkarmaya başladı. Kredi faizleri bir anda fırladı. 120 ay vadeyle alınan 100 bin liralık konut kredisinin ödemesi seçim öncesine göre 18 bin lira arttı. Vatandaş bankalara uğramaz oldu. 7 Haziran seçimlerinden önce tek parti iktidarını fiyatlandıran bankalar sandıktan farklı bir sonuç çıkınca faiz oranlarını artırmaya başladı. Sandıktan tek parti iktidarı çıkmamasının faturasını vatandaşa çıkarmaya başlayan bankaların uyguladığı konut, araç, ticari ve tüketici kredi faizlerinde ciddi artışlar oldu. Seçimin ertesi başlayan kredi maliyetlerindeki artışlar bazı kalemlerde iki katına yaklaştı. Vatandaş finansman temini için bankalara uğramaz oldu. Yılbaşından bu yana özellikle konut finansmanı kullanımında yaşanan artış bıçak gibi kesildi. Son aylarda iyice açığa çekilen ve bazı bankaların aylık 0.87 ile vermeye başladığı konut faizi kredileri aylık %1.50'lere kadar fırladı. Seçim öncesinde özel bir bankadan %0.87 faiz oranıyla 100 bin liralık kredi çeken bir tüketicinin toplam geri ödemesi 161 bin lira tutarken seçimden sonra bankanın konut kredisinde faizleri %1.09'a çıkartmasıyla 100 bin liralık kredinin toplam geri ödemesi 179 bin liraya çıktı. 12 yıl vadeyle alınan 100 bin liralık kredinin ödemesi seçim öncesine göre 18 bin lira arttı. Bir başka bankanın yaptığı faiz artışının ise müşterilerinin aylık olarak ödediği taksidi 100 lira artırdığı hesaplandı. Seçim öncesi aylık %0.99 ile konut finansmanı sağlayan banka seçimden sonra faiz oranını %1.07'ye çıkardı. %0.99 faiz oranıyla alınan 100 bin liralık ve 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksidi seçimden önce 1400 lira ve ödeyeceği toplam ödeme ise 170 bin liraydı. Seçimden sonra aynı bankanın kapısını çalan müşterilerse yine 100 bin liralık krediyi 120 ay vadeyle almak istediğinde bambaşka bir faturayla karşılaşıyor. Faiz oranı 1.07'ye çıktığı için aylık taksit miktarı 1500, müşterinin ödemesi gereken toplam ödeme ise 178 bin liraya çıktı.